Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu videoda su kaplumbağasıyla normal kaplumbağanın farkını göreceğiz. Gördüğünüz üzere su kaplumbağasının kuyruğu daha uzun ve tüylümsü bir yapısı var. Yani tüy değil ama böyle farklı bir yapısı var gördüğünüz üzere. Ayakları daha farklı, daha geniş suda yüzebilmesi için. Kaplumbağanın kendisinin genişliği farklı, inceliği farklı. Sizlerle birlikte bunu görüyoruz şu anda. Şöyle ayağını da görebilirsiniz arkadaşlar. Kendi yapısını kaplumbağanın. Böyle arkadaşlar. Şimdi hadi geçelim bakalım. Bir de normal kaplumbağanın nasıl göründüğüne, nasıl olduğuna. Evet arkadaşlar, şimdi sırada normal kaplumbağayı inceleme vakti. Gördüğünüz üzere çok ufak bir kaplumbağa. Bu da normal bir kaplumbağa. Karada yaşayanlarından. Gördüğünüz üzere ufacık. Hani bir 3 parmak kadar ya var ya yok. Şimdi bir de bunu birazcık gösterelim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ayak yapıları oldukça farklı. Desenleri oldukça daha da farklı. Kendisi daha ufak olduğu için korkuyor çok. Ayaklarındaki pulları görüyor musunuz? Su kaplumbağasında misal bu yoktu. Ayaklarında perde gibi bir şey var daha rahat yüzebilmesi için. Şöyle çevirelim. Bir de bakalım kuyruk yapısına. Bakalım kuyruğu nasıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kuyruğu daha ufak. Daha ufak bir yapımsı da. Ayakları, yapısı. Buralarda da korumak için, hani kendini koruması için pullar falan var. Arkadaşlar gördüğünüz üzere daha ufak bir yavrumuz bu. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.